Bir Taki Berberaksi görelim, Atina'ya gidelim. Yunan basınında gündem Türk İHA'ları ama iddialar ne özelinde konuşuluyor? Özellikle onu sen bize aktarırsan Taki. Selamlar bu arada. Merhabalar Atina'dan. Türk İHA'ları yine Yunan medyasında gündemle. Ancak bu kez bir Yunan adacığı üstünde dün bir Türk İHA'sının üstünden uçtuğunu heyecanla duyuruyor. Bu İHA'nın dün 34 kez Yunan hava sahasını ihlal ettiği iddiasında bulunuyor medya. Ancak daha somut şekilde şöyle diyor. Ege'nin güneyindeki Nisivros Adası, İncirli Adası Türkçe ismiyle. Bu adanın batısındaki ıssız Kandeliusa Adası üzerinden dün saat 14.40'da Türk İHA'sı geçti. 19 bin fit yükseklikten. İlk kez böyle bir ayrıntılı iddia yer alıyor. Bu da dikkati çekiyor. Yunan ve hava kuvvetlerinin, savaş uçaklarının Türk İHA'sını tespit uçuşları yaptığı belirtiliyor. Geçtiğimiz dönemde de Türk İHA'larının Ege'de yoğun faaliyet gösterdiği şeklinde haberler sık sık yer alıyordu. Ancak bu kez ilk defa bu kadar ayrıntılı bir haber sızdırılıyor Yunan Genelkurmay kaynaklarından. 2021 yılında toplam İHA'ların toplam olarak Yunan hava sahasını 60 kez ihlal ettiği şeklinde iddialar var. Şöyle bir manşet kullanıyor medya. Yeni yıl Türk İHA'sı ile başladı. Türk İHA'ları Yunan savaş uçaklarını meşgul ediyor. Bunun için kullanılıyor Türkiye tarafından şeklinde de bir analiz var. Daha önce de bu şekilde bir analiz görmüştük. Bunun anlamı şu, Türk İHA'larını tespit için Yunan savaş uçakları kalkıyor. Ve tabii Yunan savaş uçakları çok yakıt yakıyor. Halbuki Türk İHA'larının uçuş maliyeti çok az. Hala görüyoruz ki gerek askeri alanda Yunanistan İHA'larına karşı bir çözüm arıyor. Ve anti-İHA bir sistem satın almak için gizlice bazı araştırmalar yapıyor şeklinde haberler görüyoruz Yunan medyasında. Diğer yandan da diplomatik açıdan da düşündürüyor Yunanistan'ı. Çünkü Türkiye İHA'ları ihraç etmek yoluyla birçok ülkeyle ilişkilerini geliştiriyor. Tabii. Ancak bu ayrıntılı haberin özel bir anlamı olmalı ki bundan sonra böyle ayrıntılı haberler göreceğimizi ben tahmin ediyorum. Ben de. Taki çok teşekkürler. Taki Berberak.